onda bir indirim. Hadi oradan sahtekar. Hemen seçim. Başbakanı olacağım inşallah. Sen bunu nasıl söylersin? Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girdi, liderler adını koymadan seçim mitinglerine başladı. Durum herkes için kritik. Özellikle saray için ölüm kalım meselesine dönen sandık savaşında her yol mübah görülüyor. Bürokrasiye hükmeden Erdoğan ise devlet imkanlarını sonuna kadar vatandaşa boca etmeye hazırlanıyor. İnşallah Tarım Kredi Kooperatifinde artık koyun kuzu, bunların fiyatı biliyorsunuz ciddi manada düşürüldü. Şimdi büyükbaş hayvanlara da inşallah geçiyoruz. Diğer ürünlerde de %25, %30, %35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Derdimiz ne? Derdimiz vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek. Yanlış ekonomi politikaları enflasyonu patlattı. İktidarsa Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla mecburen zincir market işini el attı. Yerel seçimler öncesi başlattığı tanzim satışını artık 1300 şubeye ulaşan bu marketlerle Türkiye geneline yayan AKP, seçime kadar gerekirse ürünleri zararına satacak, siz yeter ki oy verin diyecek. Erdoğan ise miting meydanlarında o hafta indirime giren ürünleri anons edecek. Sonuç itibariyle serbest piyasa bitecek, adı konulmamış bir karne ile gıda dağıtım dönemine geçilecek. Şimdi oralarda tabii büyükbaşın kesiminden artık kuşbaşıydı, kıymaydı, büftekti, pirzolaydı vesaire. Bunu piyasaya sürdüğümüzde hele hele %30-35 gibi onda bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Ucuz eti kapan vatandaşa Erdoğan'ın müjdeleri bunlarla sınırlı değil tabii ki. İnşallah doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın, bu ülke bambaşka olacak. Siz yine de gaza gelmeyin. Gaz patronu olmamıza şunun şurasında ne kaldı diyenlere de kanmayın. Sonuna kadar yakın kombileri. Kombileri sonuna kadar açmayın. Nihayetinde hepimiz de biliyoruz ki bu da meydanların gazını almak için edilen cümlelerden. Müjde demişken Erdoğan'ın seçimler öncesi en büyük kozlarından biri elbette ki yapımı süren TOGG otomobillerinin satışa sunulması olacak. 29 Ekim'de fabrikası açılacak olan elektrikli otomobil seçimlerden hemen önce yollara çıkacak. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Kenarda milyonu olanlara elbette güzel haber. Yoksa siz parası olmayanlardan YouTube'da evde nasıl mazot üretilir kanallarının müdavimlerinden misiniz? Bugün atık yağdan biyodizel nasıl yapılır onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, faydalı bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün elimizdeki malzemelerle aracımıza yakıt yapacağız. Hiç üzülmeyin. Bilhassa asgari ücretliyseniz size özel müjdeler gelecek gibi. Sonbaharda ücretlere bir zam daha yapılacağı bazı yandaş sitelerde çoktan haber oldu bile. Türkiye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Seçimlere yaklaşırken bir başka koz da tabii ki piyasaya pompalanacak konut kredileri. Kısa süreli ev almak isteyenlere özel sunulacak ve %1'in altında faizle verilecek kredilerle inşaat sektörü hareketlendirilmeye çalışılacak. Şimdiye dek her kredi furyasında ev fiyatlarının ve kiraların katlandığı bir gerçek. Yani bu sefer aldınız. Siz alamayanlar tarafındaysanız o zaman YouTube'dan 1 kilo sütten 1,5 kilo kaşar peyniri üreten kanallara bir göz atabilirsiniz. Bugün sizlere ekonomik bir kaşar peyniri tarifi vereceğim. Tavuktan salam yapacağız. Şimdi Şenol Babuşçu kendi kaynaklarına dayanarak gerçekten de konut kredisi faizinin birinde yani %1'inde altına indirilmeye yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti. Bu psikolojik eşik %1 aylık faiz konut kredisinde onun altına indiğinde gerçekten de kredi kullananların sayısında çok büyük bir artış yaşanabilir. Seçim yatırımı olur da emekli ve memur unutulur mu? Yılbaşında onlara da sağlam bir maaş zammı bekleniyor. Üstelik müjdesi aylar önceden geliyor. Bu arada inşallah yılbaşında gelişmelere uygun şekilde çalışanlarımızın ve emeklerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre
ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Muhalefetin en büyük avantajı olan ekonomik zorluklar elbette ki oy tercihlerinde belirleyici olacak. Para politikasını ve Merkez Bankası darphanesini kontrol eder hale gelen Erdoğan'ın ise en büyük artısı önümüzdeki süreçte halka sınırsızca para yağdırabilecek konumda olması. Peşi sıra çıkacak vergi afları, açılacak farklı kredi muslukları ve fütursuz vaatlerin faturası ise hiperenflasyon olarak çıkacak, ceremesini ise herkes çekecek. Bu ülke yarın yüksek kronik enflasyon değil, hiperenflasyon dönemine girer arkadaşlar. Allah korusun bakın. Para pul olur ya. Para pul olur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz.